şu doktorumu değiştireyim diyor. Vallahi çok ketum bir şey. Buzdolabı mı mübarek? Uzaylı gibi bir şey adam. Ha ona konuşmuşum, ha düz duvara. Hiç vallahi. Tamam doktorlar, moktorlar tamam da ne dediğini dinliyorlar adamın, ne dediğini anlamıyorlar dinlemedikleri için. Sen beni dinliyor musun? Evet, tabii dinliyorum canım. Ne diyorsun sen tam olarak yani? Ne söylüyorsun? Senden diyorum, çok iyi doktor olurmuş. Ha tabii olur canım. Annem de küçükken öyle söylerdi. Nereden geldik doktor konusuna ya? Ay Oz. Nereden geldik? Bırak konuyu sen. Biz buraya nereden geldik? Aşkım. Canım. Aşkın ömrü 3 yıl mıdır sence? Yok. Değildir değil mi? Değildir vallahi. Bence de değildir. Ne saçma. Yani aşk, şevhet, böyle tutku gibi duygular, beynindeki bıt bıt hormonuyla sınırlı kalabilecek bir şey değildir yani. Onlar uçsuz bucaksız uçar giderler. Sinir oluyorum ben böyle. Romanlarda bilmem nerede yazıyorlar. Yok aşkın ömrü 3 yıldır, yok 2 ay, 9 aydır, yok 23 gündür. Allah Allah. Onunla sınırlı kalabilecek bir şey değil. Yani ömür boyu süren aşklar da vardır. Yani neden olmasın? Vardır değil mi? Vardır aşkım, olmaz mı? Yani neden olmasın zaten? Ama tabii hep aynı kadınla değil. Zevzek, zevzek. Kız şaka yap. Ama çok zevzek. Şaka yap. Bizim aşkımız gibi var mı? Ya evet. Geçen gün bir dergide okudum. Bodrum'da içinizdeki mistik hayvanla tanışın seansları varmış. O ne be? Farkındalık meditasyonu. Saçmalıyorsun sen. Farkında mısın asıl? Ay niye öyle diyorsun? Bence gayet enteresan bir şey yani. İlginç. Allah Allah. Ne olacak? İçimizdeki hayvanla tanışıp tenyalarla kanka mı olacağız böyle? Okey oynarız dörtlü kurup tenyalarla. Ay çok güzel. Tutucusun ama sen. Çok sabit fikirli ve tutucusun. Saçmalık. Saçmalık Zeyno. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben hayvan olsaydım ne olurdum? Sen. Evet. Tartışmasız kısrak bebeğim. Ne diyorsun? Tabii canım. Hadi be. Kısrak. Ha? Niye? Sen başka bir şey mi olmak isterdin? Ne bileyim. Ya bana kedi gibi geldi ama kısrak da fena değilmiş öyle. Kedi mi? Evet. Sen benim kısrağımsın. Peki ben ne olurdum hayvan? Ha, peki sen aygır olurdun. Ben kısrak olduğuma göre. Aygır mı? Evet aygır. Salak. Öküz de olabilirim. Ay ay aygır ol aygır. Aygır. Ay, bu aygır parçalayacak şimdi seni. Ay klonlanan buzağıyı duydun değil mi? Gördün mü onu? Çok şeker değil mi? Ne oldu? Ya klonlanan buzağı. Çok tatlıydı valla. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Ben ölsem ama sonra klonlansam sen benim klonuma aşık olur muydun? Ya Allah korusun be. O nasıl söz öyle? He, olur muydun? Yok. Ben yaşarken senden 2 tane isterdim. Hadi be. Mümkünse tabii. Valla. Tabii canım. Ya kızım düşünsene, sen, ben de senin klonun hiç kıskançlık olmadan muhteşem bir aşk üçlüsü kurardık. Nasıl? Doğru söylüyorsun. O bana nasıl davranacağını bilirdi. Ben de ona nasıl davranacağımı bilirdim. Ayrıca bak düşün, sen ve senin klonun beraber alışverişe çıkardınız. Sen ve senin klonun rahat rahat eve istediğiniz ıvır zıvırları doldururdunuz, hatta boşaltırdınız. Mahalle toplanıp anana giderdiniz, dırdır yapardınız. Öyle mi diyorsun? E tabii. Hatta bak aklıma ne geldi. Bir tane de benden klonlardık. Sen, senin klonun ve benim klonum üçünüz oynaşırken ben de rahat rahat maçımı seyrederdim. Doğru. Nasıl? Senin dediğin doğru canım. Senin klonlamak doğal bir şey yani. O çok tabii kolay. Ve buzağıyı klonladıklarına göre öküzü haydaydı klonlarla. Bir beden büyük altları. Ama laf sok. Ben çok güzel bir şey düşünüyorum. Ama düşünsene bak. Senin klonunla benim klonum kavga eder. Biz de arada fingiri 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 fingiri. Onlar kavga ederken biz fingiri fingiri. Çok kolay. Ay ayaklarım çok fena oldu. Ya ama sevgilim sen de bir acayipsin yani ya. Kızım yürümeye çıkılırken böyle yeni ayakkabı giyilir ama mi? Şuna baksana güzel. Aşikar bunu rahatsız oldu. Ama güzel olsun güzel, güzel olsun ya. Ama yağmur da bitti. Tutsana şunu. Ay gel şuraya yakın Allah aşkına. 2 adım atamayacağım. Ay çok ıslak buraları. Versene gazetemi. Yeni gazeteyi de saydırdın bize. Çok kötü acıyor. Ay ne yapacağım ben şimdi? Çıkar ayakkabını sevgilim. Dur bir dakika. Yara bantım da yok. Nasıl çıkartayım? Çoraplarım yok ayağımda. Canım yalın ayak yürüsün. Sen seversin toprağın enerjisini hissetmeyi. Evet toprağın ama betonun değil. Yerler ıslak. Nasıl yürüyeyim ya? Çoraplarını versene bana. Ne?
Ver ver çoraplarını ver Allah aşkına. Ver Zeyno. Çoraplarını, çoraplarını çıkar ver. Ya Zeyno saçma. Ne olur birazcık da şu azıcık yolumuz kaldı. Senin ayakkabın olmadı. Ya of Zeyno, of Zeyno ya. Hayret bir şeysin yani ha. Ay salaksın. Buyur al, bunun altına al. Bu giyilir mi? Ay bunun altına bu giyilir mi? Ne yapayım? Çekmeceye elimi attım. Bu geldi. Uğraşamadım ay, sabah sabah. Saçmalıyorsun. Ay ya. Olmadı bunlar böyle. Ay çok çirkin oldu. Hadi Ay saçma. Ay ben bunları böyle giyemem. Hayır. Hadi hadi ama olur işte. Gülüşsün. Eve kadar idare edersin. Giy ay ayağı. Ben buldum abi. Abi çok saçma oldu. Ne? Dur. Sen ayağa bir kalksana. Ne? Kalk bir ayağa kalk bir. Ne yapıyorsun? Ay. Ne oluyor? Hadi eve çek. Ya, ya Zeynep, vallahi bazen beni sinir ediyorsun kızım ya. Yani yemin ediyorum sinirlerimi bozuyorsun bazen. Sinirlerimi bozuyorum sadece. Tabii ki belimi de bozuyorsun. Hadi de, de. Allah aşkına. Ay kimselere görünmesin. Of, of, of. Kader diyorum, kader diyorum da. Yine de işte insan değiştiremiyor, eline hiçbir şey geçmiyor. Benim yaşadığım şeyler kolay şeyler değil. Kaç insan bunu kaldırabilir acaba? Ben zor oluyor yani. Acaba diyorum annemin sütünden daha çok emseydim daha mı özgüvenli olurdu? Sen gene koptun gitti senin kan şekerin falan düştü galiba. Sen burada bekle şu büfeden bisküvi bisküvi bir şey alıp geliyorum ben. Bırakma beni. Beni bu zor günlerimde yalnız bırakma işte. Bırakma beni de götür. Ya Zeyno. Ne? Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Ne? Ya bu... Hani bu... Ne be? Hamile kaldığında ben... Ya benim kafam çok karışmıştı kızım. Ne? Nasıl yani? Ya ne nasıl yani? İşte baba olabilir miyim? Ne bileyim benden iyi bir baba olur mu? Sürekli kendime bu soruları soruyordum. Yani ben baba olmaya hazır mıyım diye. Sonra... İşte bu bizim ufaklık kalbi durup da bizi terk edince kendimi çok suçlu hissettim kızım ben. Ya aşkım böyle dramatik konuşma. Saçmalama senin suçun değil ki bu. Ya olur mu kızım ya? Belki de böyle bir sonu bilinç altında isteye isteye ben gerçekleştirdim. Ay, suçlu ya. Hissediyorum kendimi. Benim yüzümden oldu ya. Saçmalıyorsun tatlım. Aşkım saçmalıyorsun. Olur mu hiç öyle şey ya? Saçmalama. Gerçekten. Vallahi. Bak ben sana itiraf edeyim. Aynı şüpheler bende de vardı. Hadi ya. Vallahi ben acaba sorup duruyordum kendime. Ya biz anne baba olmaya, iyi bir anne baba olmaya hazır mıyız diye ben de aynı şüphelerdeydim Ozan. Gerçekten mi diyorsun? Evet hayatı. Aşkım benim ya. Aşkım. Ya baksana aptalca gelecek ama o kadar rahatladım ki şimdi kız. Ay aşkım niye aptalca olsun? Lan günlerdir içim içimi yiyor suç bende. Benim yüzümden oldu. Bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğim diye deliriyorum. Yani... Ama artık rahat konuşabilirim. Aşkım benim. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yani bu süreç bana bunu öğretti. Ben kesin kararımı verdim. Çocuk sahibi olmak istemiyorum Zeyno. İstemiyorum yani. Bunu kutlamalıyız. Burada bekle. Hemen içecek bir şeyler alıp geliyorum. Aşkım benim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bu yaştan sonra ne bulacağım ben? Kim bulacağım? Ay ne yapacağım ben? Hiç özgüvenim de kalmadı. Psikolog, hadi hadi. Biz bir merhaba diyelim, bir merhaba diyelim. Ayıp adama. Eğer o bizi görürse, gerek görürse merhaba der, merak etme. Biz ya haberi okuyalım. Allah aşkına, o bizim ailemizin bir parçası gibi Ozan. Kızım madem ailemizin parçası, niye seansları bedava yaptı o zaman? Donumuza kadar soyuyor bizi. Ayıp ne kadar ayıp canım, onun işi. Ne oldu? Küçücük bir merhabadan bir ya şey çıkmaz. Ya bak şu baş başa güzelim geleceğim, ne olur. Merhaba. Aa, merhaba Zeynep. Nasılsın Ozan? Vallahi bir 5 dakika öncesine kadar bomba gibiydim. beni mi bekliyorsunuz? Aslında evet. Yani arkadaşınız gelene kadar isterseniz size bir eşlik edebiliriz yani. Yok yok, biz sizi rahatsız etmeyelim. Hadi aşkım. Bir otur gibi bir şey yaptı. Otur gibi bir şey yaptı. Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Evet, sık sık gelir misiniz buraya siz? Çok sayılmaz. Ne yiyeceksiniz? Bir şey söylediniz mi ısmarladınız? Daha henüz karar vermedim. Ne yemeği düşünüyorsunuz? Merak ettim abi, psikolog. Ne yer acaba? Stıkta atalım mı adamı ister misin? Fıstığınızı alabilir miyim birazcık? Buyurun. Çok severim ben fıstık.
Şey, karşı gelene şeye de iyi geliyor diyorlar. Abi ben size de bir şey sorabilir miyim? Tabii, sor Zeynep. Merak ediyorum, bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Ama bir doktor olduğunuzu düşünerek sormuyorum. Yani dostane olarak söyler misiniz? Sizce biz nasıl insanlarız? Hakikaten çok mantıklı ya. Vallahi söyleseniz de biz de size böyle para ödemekten kurtulsak doktor. He? Peki, ikiniz hakkında ayrı ayrı mı yoksa bir çift olarak? Olur, ikisi de olur, üçü de olur. Peki. Hangisi ucuzsa? Ozan. Efendim? Sen kendini çok beğenmiş, bencil, egoist bir adamsın. Ayrıca karşındakiyle empati kurma becerin kesinlikle yok. Sana gelince Zeynepciğim, sen de tatminsiz, histerik, olduğun gibi görünmeyen bir kadınsın. Bir kere çok kaprislisin, aksisin. Bir çift olarak size pek ideal bir çift sayılmazsınız. İlişkiniz en fazla 2 sene daha sürer ve sonra ayrılırsınız. Zeynep kendini alkole verir. Ozansa tek gecelik, tamamen seks üzerine kurulu, anlamsız ilişkiler yaşamaya başlar. Ama üzülmeyin, üzülmeyin. 5-10 yıl sonra yine bir araya gelir. Beraber sıkıcı, sıkıcı yaşlanırsınız. Şaka yaptım ya. Şaka. Gerçek mi bu? Şaka. Ay komikmişsiniz. İnandınız ama değil mi? Ben ne yalan söyleyeyim, ben yedim bu şakayı. Şimdi bunların hepsi yalan mıydı ya? Yalandı tabii canım, Allah aşkına. Ben kaprisli, tatminsiz bir insan değilim yani sonuçta. Değil mi yani? Hadi ya. Ya gene de ben bu gecelik anlamsız ilişkiler kısmını çok benim ilgimi çekmişti abi, biz doktor ya. Ha? O şey... O... Yani... Şarap kalmamış. Sen... Bize bir şarap daha verir misiniz? Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle arkadaşlar. Allah. Tuh, bir şey merak ediyorum. İsterseniz cevap vermeyin ama ben bir şey soracağım. Siz hiç hayatınızda aşk acısı yaşadınız mı? Aman ne güzel soru bu Zeynep. Adam robot değil, doktor ya. Yaşadım tabii. Hele son ilişkimin bitişi çok sancılıydı. Ya. 10 yıldan sonra ayrılmak çok kolay olmadı. 10 yıl mı? Evet. Ama zor, kolay olur mu hiç? Kolay olur mu hiç? Çok uzun bir zaman ya. Evlenseydiniz çocuğunuz falan olmuştu yani. Çocuğumuzun olması teknik olarak imkansızdı. Ay, bir problem mi vardı onda? Sizde mi? Ya sen ne ya? Kızım ne biçim sorular soruyorsun sen aslında? Yok yok, öyle bir problem yoktu. Hayata farklı bakıyorduk Hakan'la. Kim dedi? Kim? Kim? Hakan mı? Evet, eski sevgili. Bir dakika, yani siz şimdi bildiğimiz... Gay misiniz yani? Evet, aynen öyle. Cinsel tercihimi erkeklerden yana kullandım. Tabii. Yanlış kullanmışsınız doktor. Canım oğlum, insanlar bu tip seçimlerini yapmakta özgürler. Ya kızım ben seçimine karışmıyorum ya. Allah Allah, anlatamadım mesele. Adam erkekle beraber, yani bizde normal yani. Ben kadınla, sen erkekten hoşlanıyorsun ya hani. Heteroseksüel. Heteroseksüel, neyse işte onu söylemiyorum ben. Yani adam erkekle beraber, bizim ilişkilerimiz nereden bilecek? 2 yıldır yemiş bizi herif ya. Aşk her zaman aşktır Ozan. Cinsiyet tanımaz. Ne kadar güzel söyledin. Çok güzel söylediniz. Ne güzel söyledi. Ne diyorsun? İster heteroseksüel ol, ister eşcinsel. İlişkilerin dinamikleri aynıdır o zaman. Ah canım, sen bir kadınla yaşamanın ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, bir erkekle yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Onu diyorum işte sevgilim ya, bir erkekle yaşıyor. Yani erkekle beraber diyorum ya. Erkeklerden hoşlandığını söylemeye çalışıyorum sana. Onun nereden anlayacak bizim durumumuzu yani Allah'ını seversen sorun ya? Sorun da buydu zaten. O biseksüeldi. Sonunda karısını bana tercih etti. Kızmamak lazım yani. Adam doğru yolu bulmuş sonuçta. Biz de iyi ki geldik. Bak bunu hiç öğrenemeyecektik demek ki. Psikolog olmak ne kadar zevkli bir şey aslında. Böyle tuhaf tuhaf bir sürü hikaye dinlemişsinizdir. Yine başladık ya. Doğru söylüyorsun. Çok ilginç hikayeler var ama anlatamam. Ya aman. Ne olur bir tane anlatsanız. Birkaç tane anlatsanız olmaz mı? Bir psikolog olarak hastalarımın özel hayatlarını gizli tutmakla yükümlüyüm. Hatta yeminliyim. Gayet güzel doktor. Çünkü öyle bizim size anlattığımız o özel şeyleri sağda solda anlattığınızı hiç istemem. Hoşlanmam öyle şeylerden. Bir kere meslek etiğine aykırı bu. Ay vallahi çok tuhaf bir şey.
Bilmiyorum ben nasıl yapardım. Ben olsam yapamazdım. Bir sürü şey bileceksin, kimseye anlatmayacaksın. Çatlarım valla. Tabii ki anlattığımız kimi vakalar oluyor ama bunları da kongrelerde, mesleki toplantılarda anlatıyoruz. Ha. Ama orada bile kesinlikle gerçek isim kullanmıyoruz. Ama olsun doktor, gene de siz bize örnek göstermeyin kardeşim. Ne olur ne olmaz ya, istemem ben yani. Merhaba. Aa. Ben, kusura bakma hayatım, biraz geç kaldım. Merhaba. Bir saat geç kaldım. Neyse, tanıştırayım. Ozan ve Zeynep, arkadaşım Emrah. Aa Zeynep, evlilik delisi olan, her seansta ağlayan. Merhaba Zeynep'ciğim. Merhaba. Merhaba Ozan'cığım. Haklıymışsın. Giymesini bilmiyor ama fena çocuk değil. Yok canım da biliyor mudur acaba? Her şeyi anlamadım. Bilmez mi? Yok giyip de kalktı. Bizi şükür diyelim. Ay çocuklar bir şey söyleyeceğim. Siz de bizimle yemeğe kalsanız da. Aa olur. Çok hoş olur. Çok hoş olur. Senin kıçın sağlam da tabii. Ayıp ne kadar ayıp ya. Ozan kalalım demedin hiç. Hala bizim sevgili olmamızın şokunu atlatamadın galiba. Haliyle biraz garipsiyorum tabii doktor. Yani iki yıldır gelip gidiyoruz sana ama hiç böyle bir merakın olduğunu fark etmemişiz. Evet ya ben bir ara anlar gibi oldum ama şey yapamadım, konduramadım. Ya anlayamadım ben, yani. Ben de anlamalıydım. Zeynep'ciğim ben de anlamalıydım. Hiçbir erkek dekorunu yılda iki kere değiştirmez, bu değiştirdi. Ayrıca duvarlarını pembeye de boyatmaz, bu boyattı. Normal anlamamanız. Alnımızda G yazmıyor herhalde. Ya evet. Ayşeker'in başka yerlerinde de yazmıyor ki. Yazsa ben görürdüm. İletişim ilişkinin bel kemiğidir. Evet. İletişim biterse ilişki de biter. Evet doğru söylüyorsunuz tabii. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Ama yine de biz koklaşa koklaşa anlatsak hiç fena olmaz. Öyle deme Ozan'cığım. Öyle deme. Dur. Konuşmazsak hayat çok zor olur bizim için. Ha. Tabii ya. Onun için bazen dediklerime cevap verme zahmeti bile göstermiyorsun. Saçmalama canım. Bazen konu ilgimi çekmiyordur. Dalıyorum. Hayır canım. Düpedüz dinlemiyorsun. Delirtiyorsun beni. Öyle sus pus oturuyorsun bütün gün karşımda. Senin de söylenenleri pek dinlediğin söylenemez. 7'de buluşalım dedik. Sen 8.30'da geldin. Ay ne olmuş biraz beklediysen? İncilerin mi döküldü? Buluşma saatlerim konusunda hep böylesin işte. 2 saat sürüyor hazırlanman. Sonra ben de burada ağaç oluyorum. Ay beni bunaltmaya başladın gene psikolog. Aman ne desem bunalıyorsun. Sana hep canım cicim yapacaksın. Her şeyini bunaltıyorsun beni. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Evet ya. Sonradan pişman olacağınız şeyler söylemeyin birbirinize. Evet ya birbirinize saygı göstermeniz lazım. Birbirinizi anlayışla karşılamanız lazım. Evet birbirinizi yerine koyun. Empati kurun biraz birbirinizle. Evet. Bir sakin olun. Bakın bir şey söyleyeceğim. Böyle bir nefes alın. Yeniden deneyin şimdi. Hadi buyurun. Tamam ben başlıyorum. Yani 2 saat beni beklemeye bile tahammül edemiyor musun? Aynı kadın erkek durumu var mı? Enteresan. Hiç dinlemiyor değil mi? Ben sadece tek düze hayatından biraz sıyrılmanı istiyorum. Benim hayatım tek düze değil, rengarenk. Aa, benim piton yılanım asla kabul etmez. Bana piton yılanım deme. Yalnızken söyleyince çok hoşuna gidiyor ama başkalarının yanında utanıyorsun. Deme diyorum ya. Benim. Deme. Ne o öyle top muhabbeti? Aa. Sen bana düpedüz dost dedin. Resmen hakaret bu. Emrah dur Emrah. Lütfen gitme. Emrah. Gittim. Arkadaşım. Gitti işte. Bakın. Neyse canım siniri geçince gelir herhalde. Ruh eşimi bulduğumu sanıyordum. Ama bulamamışım. Bakın yine yalnız kaldım işte. Vallahi çok üzüldük ama... Doktor bey bizim artık eve dönmemiz lazım. Öyle bizim geç yarın ya. İşimiz var, çok işim var. Hani sen işi bırakmıştın Zeynep. Hayat meşgale siz geçmiyor tabii malum. Benim de işim var zaten. Oldu görüşmek üzere. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yıllardır ben sizi dinledim. Şimdi de siz beni dinleyeceksiniz. Oldu görüşürüz doktor. Oturun dedim. Her şey annem yüzünden oldu. Küçük gene tek yedirmeseydi. Böyle olmayacak. Ah doktor sakin ol yani.
kadar üzülmene gerek yok ya doktorcuğum ya. Yok yani. Hadi kalk ben emek bozdum beni bir tuhaf oldu. Doktorcuğum kusura bakma. Ben tuvalete gidip geleyim. Geleceğiz biz söz kalk. Alo. Hafiye Hanım. Nasılsınız? Yarım saat oldu. Ha evet, önümde biletleriniz hazır. Tamam. Tamam, hemen veriyorum kuryeye. İyi günler, iyi günler. Evet. Nerede kalmıştık? Evet, biz de kalmıştık. Şimdi şöyle biz çok zor zamanlar geçirdik. Ben önce işimi kaybettim, ondan sonra hamileyken bebeğimizi kaybettik. Ne ya? Allah Allah, tatile çıkacağız ya. Adama tarihçemizi anlatmanın ne anlamı var yani Zeynep? Çok özür dilerim. Alo. Tamam. Merhaba. Tamam. Evet, Honduras biletleri tamam. Bugün için alabilirsiniz. Tamam, tamam. Görüşmek üzere. Beyefendi, hürmetler. Evet, sizi izliyorum. Evet, tabii olur. İşte biz de ilişkimizi ve kendimizi yenilemek adına... yorgunluğumuzu üzerimizden atmak adına... Evet, evet. Yani özetle tatil yapmak istiyoruz. Bir hafta ve tercihimiz yurt dışı. Evet. Gerçekten çok özür dilerim. Alo? Evet. Mehmet Bey, nasılsınız? Ben de tam şimdi sizi arıyordum, evet. Sizi çeviriyorum. He. Bak bak, ezberledim ben. Olamıyor maalesef. Beyefendi. Çok üzgünüm ama aktarması yok. Hollanda'dan aktarmalı size, çok pahalıya gelin. Tamam. Tamam, tamam. Öbür türlü yapalım, tamam. İyi günler. İyi günler. Neyse tamam. Evet. Evet şimdi biz deniz kenarı olsun evet, istiyoruz. Evet, bir gökyüzü. Ada olursa iyi olur aslında. Evet. Değil evet. mi? Ada. Çok. Evet. Ada iyi olur, ada. Gerçekten çok özür dilerim ya. Çekivereceğim fişini şimdi şuradan. Alo. Girdim ama. Biz de müşteriyiz. Gitsek mi? Allah aşkına kaçınca olacağım. Sen şu kartı versene bana orada. Evet. Kartı ver, ver. Ver kartı. Evet Müge Hanım. Evet. Oğlunuz için üçüncü bir bilet. Bak. Sorun olmaz tabii ki canım, hallederiz. Tamam, bakacağım şimdi. Evet. Tamam. Gitmiyor ki telefonu. Bir dakika lütfen, bir dakika. Alo. Alo, merhabalar. Buyurun. Ne buyurun, ne bu? Karşıya bak, karşıya. Biziz, biziz. Biziz, biz garibanlarız. Bir saattir burada size tatil için yalvaran biziz. Bak bu nişanlım Zeynep, ben de Ozan. Anlaşıldı mı? Bize de yalvarırsan biz de tatile tamam, çıkmak istiyoruz artık. Sakin ol. Sakin ol biraz zaten. Size anlıyorum ama nasıl? Lütfen bir dakika. Şu hatta bir müşterim var. Onunla konuşayım, size hemen döneceğim. Alo. Müge Hanımcığım. Kim bu Müge Hanım? Evet, nerede bu Müge Hanım kim bu Müge Hanım? Hakikaten torpili mi dedin bu Müge Hanım? Ne oluyoruz ya? O evet. Kim bu Müge kim arkadaşım? Tamamdır Müge Hanım, tamam. Soyadı farklı ama değil kim mi? Kim bu Müge Hanım ya? Kimse kim, kimse kim? Dünyayı geziyor kadın. Business class. Tabii ki, tabii ki. Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Evet, bakalım sizin için neresi uygun? Evet, biz bir yurt dışı tatili diyorduk biliyorsunuz. Evet. Hava değişikliği yani. Evet. Evet. Fakat biz öyle yani böyle çok teferruatlı bir tatil istemiyoruz. Yani sıra dışı bir tatil olması bizimkisi. Evet, çok değil. Öyle sivrisinek falan olmasın, böyle başıboş hayvanlar olmasın. Evet. Domuz gribi, kuş gribi falan uğraşmayalım öyle şeylerle. Çok fakir de bir ülke olmasın tabii. Evet, evet ama şey yani bir de çok pahalı olmasın yani. Tabii şimdi fakir ülkelerde böyle 5 yıldız oteller çok pahalı oluyor. Ekstradan bizim sırtımıza binmesin. Bir de öyle fırtınalı, tufandı, böyle yağmurdu, tsunami'di falan istemeyiz biz yani. Evet, yani. Böyle normal bir otel olsun lütfen. İşte. Evet, yani nasıl hadi. Bir yer önerebilirsiniz bize? Evet. Vallahi ben disco hiçbir fikrim yok. Şimdi bir kere otel eli yüzü düzgün olsun ve merkezi bir yerde olsun. Öyle tuhaf tuhaf maceralar atılmak istemiyoruz tabii yani. Ki, tabii ki, tabii ki. Temiz olsun, bir de temiz olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü. Yemekleri iyi olsun. Evet, evet. Güvenli olmalı. Yani neyimiz var, neyimiz yok bırakıp gelmeyelim oralarda. Evet. Ayrıca harcadığımız paraya değmeli tatil evet. Zeynep. Evet. Bir de Tarzanca konuşmak zorunda kalmayalım. Evet lütfen. İletişim problemi yaşamayalım ya. Yaşamayalım. Yediğimiz, içtiğimiz hastalıklı falan hani öyle bir ülke olmasın. Yediğimiz, içtiğimiz çok önemli. Çok midemizi bozup da gelmeyelim. Sonra bütün tatil tuvaletlerde geçirelim. Fena geçer, fena geçer. Var mı böyle bir konsept uygun bir yeriniz? Evet. Var. Eviniz? Şöyle yurt dışı değil de Türkiye içinde bir tatil ne derseniz? Bakın dağlar var, ovalar var, yaylalar, tarlalar, denizler.
Hem herkes Türkçe konuşuyor. İletişim problemi diye bir şey yok. İstediğiniz kadar gezer tozarsınız, bildiğiniz yemekler. Şöyle düşünün. Bütün dünya tatil yapmak için buraya geliyor. Bakın. Ben Antalya diyorum. Kesin çözüm. Antalya. Hangi Antalya? Biz bildiğimiz Antalya. Evet. Evet, bildiğimiz Antalya. Muğla ile Mersin arasındaki. Alanya'nın yanı başı. Brezilya nasıl? Aa, olabilir. Denize bile girersiniz bu mevsimde. Brezilya olabilir. Ya süper olur ya. Enfes bir yerdir. Ah, insanları, hele insanları harikulade. Çok güzel ya. Olabilir. Ah, hele de kadınlar. Bambaşka bir dünya orası. Ne diyorsun sen ya? Düşünün. Samba, çeça, rumba. Hakikaten Zeynep süper olur. Olmaz olmaz olmaz. Orası olmaz. Öyle rahat rahat kadınlar, rahat rahat insanlar. Faldır faslak öyle koca koca memeler istemiyorum önümüzün dibinde. Yok yok tatlım. Soğuk bir yerler yok mu? Finlandiya falan. Ya Zeynep ne olur. Ya o zaman sus tamam yok bir şey. Sen aklından geçirdin yeter sana o kadar. Allah. Yok kıstamayacağım diyorum. İçimden bir sesler beni yiyor bitiriyor. Hazır boş bırakmışken giriverelim araya. Nerede evet. Boş mu duruyorsun? Arada gelmiştim. Müge Hanım. Bak Müge Hanım arıyor gene. Tamamdır her şey. Tabii ki. Gidemedi. Oğlunuz Mehmetcan Bey için business class bilet alındı. Kendi yetmenmiş gibi bir de oğlu çıktı başımıza. Tamam. Tamam. Gidemedi zaten. İyi günler. İyi günler. Neyse. Ah bakın. Ben sizin nereye gidebileceğinizi düşünüyordum. Evet. Hayret düşünmüş. Aklıma İsveç geldi. Ama biz bir şey bilmiyoruz ki İsveç hakkında. Nasıl olur ya? Doğası müthiştir. Evet doğru, doğru onu biliyorum ben. Öyle güzel mi? Bir doğası var, evet. Tabii. Bak, bakın deniz, fiyortlar. Sonra hemen hemen herkes İngilizce biliyor. İletişimde problem yok. Hem insanları da çok iyidir İsveç'in. İyi de hiç de İsveç'e gitmiş birini de tanımıyorum ben. Vallahi yani inan ki ben de hiç bilmiyorum İsveç'e gitmiş birisini. Aa, olur mu ya? Abba yok mu Abba? Kim? Abba. Ne o be? Onlar İsveçli işte. Abba ne be? Abba grup yok mu grup? Müzik grubu Abba'yı bilmiyor. Tamam da işte bizim onu demek istemedi. Yok canım biz onu demedik. Biz böyle sevdiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz kişiler hiç İsveç'e gitmedi demek istedik canım. Siz Abba'yı sevmiyorsunuz yani. Siz müzik grubu Abba'yı sev... Bakın, ben Abba hayranıyım. Abba'yı çok severim. Abba İsveçlidir. Dinlerim ve internetten her türlü bilgiyi indirip müziklerini de bütün gün müzik çalarımda dinlerim. Ve siz Abba'yı sevmiyorum. Sevdiğiniz insanlar gitmiyor. Yok biz hayır, onu demek konumuz Abba değil. Abizim bak bizim konumuz şey Abba. Arayın şu Müge Hanım arayın. O felek felek geziyor her tarafları. Belki bir yere bize bir yer. O bize yardımcı olur yani. Bakın Müge Hanım İsveç'e gitti. Hindistan dedik o zaman. Aa dedik. Güzel. Aa çok güzel. Hindistan güzel. Tamam. Huzurlu bir ortam çünkü. Rengarenk bir dünya. Bu da üçüncü göz. Biliyorum çünkü benim için yeni bir şey olmayacak yani o şey yapmak. Orada daha da açarım ben o gözümü. Ay çok güzel. Ay Ganjir Nehri, tütsüler. O kadınlar ne sarıyorlar böyle? Hintli kadınlar bir şeyler sarıyorlar. Sari. Sari. Ben ipek bir sari alırım. Oradan buraya bir tane böyle bir şey yaptırırım. Siyah noktalar değil mi? Böyle Hintli kadınlar. Ne ya? Güzel tuttum ben. Tamam değil mi? Tamam. Güzel değil mi o zaman? Sen sevdin sen tamam. Güzel. Aşkım, ben sevdim. Yalnız bir broşür falan varsa bakmak isteriz. Broşürüm yok. Yalnız gitmeden önce olmanız gereken aşıların bir listesi var. Buyurun. Evet. Ha, aşım olmaz. Tamam oluruz. Oha! Neye oluruz kızım? Delik deşik oluruz lan. Nasıl oluruz? Allah aşkına ne 40 tane aşı var burada be. Bu ne be? Böyle yine onlar. Kızım nereye sokturacaksın öyle delik? Olmaz Hindistan olmaz. Vazgeç. Başka bir yer. Şöyle aynı anda görmek istiyorum. Ya hadi Zeynep, Allah rızası için bir yere karar ver artık be sevgilim. Ama 250 tane yer arasından seçmeye çalışıyorum. Şurada bir yer görmüştüm. Kafam karıştı. Hadi ne olur be güzelim, ne olur. Tamam oldu. Neresi? Orası, İtalya. İtalya mı? Tamam, karar verdim, İtalya. Emin misin? Evet, İtalya iyi ya. İtalya iyi de sen kararını verdin tamam, mi? Tamam, kafamı karıştırmayın artık. Son kararınız mı Zeynep Hanım? Tamam, iyi tamam ya. İtalya dediysen İtalya. Vazgeçmek yok değil mi? Hayır, yok. Niye biz daha önce aklımıza gelmedi? Koleseo falan görmedik. Olağanüstü bir yer seçtim. Ben daha önce gittim. Nefistir. İtalya süper olacak. İtalya'ya karar verdim. Gittim. Ne zaman gittin sen?
Ya biz şirkette fuar vardı, gittik üç gece kaldık işte ya. Ne demek üç gece? Kim kim? Şirkette kim kim gittiniz? Kimler kimler geldi şirkette? Ya şirketten işte. Şirketten dediğin o yuvarlak kim onlar, yuvarlak hesap? Şey işte ben, Nuri, bir de bizim Derya. Der o sürtükle. Sürtükle mi gittin sen? O sürtükle. Üç fuara gittik kızım. Aa, ya neyse önemli. Vallahi İtalya çok güzel olacak yani. Gerçekten. Unuttuk. İtalya'yı unutuldu İtalya. Başka bir yer önerim bize. Bunu aslında bir de... Evet. Ha Müge Hanım. Kaçıramıyoruz. Adam yine Müge. Anlıyorum. Bu Müge kıçının üstünde oturmadan sürekli geziyor dünyayı. Ben sana söyleyeyim. Bu bitirecek de bize sıra gelecek. Tamam. Sürekli bir ben yine de bakacağım bir daha. Tamam. Tamam. Hemen döneceğim size. İyi günler Müge Hanım. İyi günler. İyi günler Müge Hanım. İyi günler Müge Hanım. Bakın size ne diyeceğim. Heh. Az önce bir seyahat gemisinde iki kişilik yer boşaldı. Ne dersiniz? Seyahat gemisi. Biz bunu hiç düşünmemiştik. Benim aklıma hiç gelmedi. Enteresan. Gemide mi gezeceğiz ya? Evet. Çok eğlencelidir. Aslında vallahi hiç fena değil ya. Her limanda bir aşk, bir fıstık durumu yani. Nasıl? Birinci sınıf kameralar. Diyorsun. Ya 8 yıldızlı güzel lokantalar. Nasıl ya? 8 yıldızlı olur mu canım? Öyle şey mi var ya? Olmaz mı? Kazinolar, diskotekler. Gerçekten mi? Havuzlar. Aa çok güzel. Alışveriş merkezleri. Ne diyorsun? Hepsi var bu gemide. Gemide. Fiyat da çok uygun. Ben size kaçırmayın dedim. Bir sürü ülkeyi bir gezide görme fırsatı. Kesinlikle kaçırmayın. Bakın, bakın işte broşür. Bakalım. Aa güzel. Aa gemi süpermiş ya. Bunlar ne böyle? Bir dakika. Vay. Yalnız burada bir problem var. Bizim istediğimiz hafta bu gemide gay festivali varmış. Hadi. Evet. Ben onu fark et. Var. Ben bunu fark etmemişim. Ne olacak yani ne demek? Ne tamam canım ya Allah Allah. Ne olacak yani? Geylerle tatil mi yapacağız kardeşim? Lütfen böyle söylemeyin. Geyler çok açık fikirli insanlardır. Normal çiftleri asla rahatsız etmezler. Evet yani. Canım. Niye rahatsız etsinler canım? İnsanlar Allah Allah. Ya ne diyorsun Zeynep? Allah'ını seversen 40 yılın bir başı sevgilimi alıp yurt dışına tatile çıkacağım. 2500 tane herif de aynı gemide mi şey yapayım yani? Tövbe ya beni korucun. Ya ne olacak 2500 ne? Bir homofobik deyince kendine sana kızıyorsun. Allah aşkına bayağı homofobiksin. 2500 tane lezbiyen hatun olsa hiç gıkını çıkarmayacaksın ama. Çıkarmam tabii homofobik değilim diyorum işte. Allah Allah. Hakikaten böyle lezbiyenli falan bir turunuz var mı ya? Yok yok utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Kızım homofobik olmadığımı göster. Sen şu anda gerçekten utanıyorum. Koskoca bilgisayar bilmem nesi adam. Gerçekten utanıyorum sen. Sıkıldım. Yani artık vallahi nereyi seçersen seç gidelim. Hiç umurumda değil vallahi. Bir yeri seç gidelim. Kızım bu huyum ya beni deli ya. Ya insan zıplı fikir değiştirir mi kardeşim ben ya? Bir karar verir gider ya oraya. Ya tamam ben mi değiştiriyorum sadece fikri? 1000 tane fikir değiştirdin sanki. Ve ben mi değiştirdim yani sabahtan beri dünyanın saymadığın yeri kalmadı Allah'ın sen. Tamam. 10 tane fikir de kendini tamam, değiştirdin. Tamam kardeşim tamam aşkım bir şey yok. Ben aslında deli gibisin vallahi. Dur kurban olayım vallahi çözdüm meseleyi merak etme sen çözdüm. Bir dünya haritanız var mı sizin? Tabii. Evet veririm. Olmaz mı? Sakin ol, herkes sakin ol. Şimdi kapa gözlerini. İndir şunu, al ağzını onu oradan. Şu telefonu bir saniye. Şöyle açalım bak. Şimdi parmağınla seçeceksin, çıkan yere gideceğiz kardeşim. Bu kadar, mesele bitti. Nasıl yani? Nasıl, parmak mı seçeceğiz? Evet sevgilim, gözünü kapatacaksın, haritada bir yere koyacaksın. Parmağına neresi çıkarsa oraya gideceğiz. Ciddi. Afrika, Avustralya, Antarktika, Atlantis, neresi olursa. Yeter artık. Şiştim senden de ondan da çünkü Müge karısından da. Tövbe yarabbim. Hadi seç gidelim Allah'ın seversen. Şiştim, ben de senden şiştim. Hadi aşkım. Hadi. Tamam, eğlenceli bir şey bu aslında. Evet. Çarkı felek dönüyor. Bir de içine dönüyor. Daha önce böyle giden olmuş muydu? Kapa gözleri, kapa tamam, gözleri. Kapatacağım. Hadi. Ay ben de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bakın neresi olduğunu söyle. Çabuk söyle. Nereye uçuyoruz ama? Nereye uçuyoruz? Nereye uçuyoruz? Türkiye.
Antalya'dır. Ne? Hangi Antalya? Bizim Antalya. Ben gitmem Türkiye'ye. Kutlarım. Bizim Antalya. Antalya'mız. Muğla ile Mersin arasındaki Antalya. Tamam. Alanya'nın yanı başındaki Antalya. Yanında. Düden, Manavgat, evet. Aspendos, Kelmesos, Saklıkent, Konyaaltı, Lara. Lara lara lara. Tebrik ediyorum. Tamam gideceğiz, gidelim Antalya. Tamam. Antalya. Tamam oldu, gideceğiz. Tamam. Coşku anladık, tamam bu sefer Antalya'ya gidelim. Neyse var bir şey, var. Bunda bir keramet var. Tamam. Eleri götürürüz. Gideriz, götüreceğim. Ben giderim zaten, kendime gidiyorum. Kaderde varsa Antalya'ya gitmek neye yarar? Üzülmek. Anlaştık Antalya. Buyurun işlemlere başlayın. Hemen. Antalya'yı seçtik ya. Ay benim elime tüküreyim.